Merhabalar, El İş Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün yepyeni bir havlu kenarı dantel modeli göreceğiz hep birlikte. Öncesinde hemen hatırlatmalarımı yapayım. Kanalımıza abone olmak için ekranın sağ alt kısmındaki ve videonun altındaki abone ol butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Tamamen ücretsizdir. Aynı noktadaki zil işaretine tıklarsanız eğer bildirimleri açacaksınız ve videolardan anında haberdar olacaksınız. Onun dışında eğer benimle bir yorum paylaşırsanız videonun beğen butonuna tıklayarak bana destek olmak amacıyla sevinirim. Evet hanımlar, iki renkli, iki farklı renkte ipimiz var. 21 numara tığ kullanacağım. İplerim 50 numara olduğu için 21 numara uyumlu. Ama 22'ye alışkınsanız eğer onu da kullanabilirsiniz. Makasım, çakmağım olacak rötuş aşamalarını yapabilmemiz için. Onun haricinde herhangi bir malzememiz yok. Havlu kenarımızın alt kısmını göstereceğim öncelikle sizlere, ama bunun haricinde farklı bir model yapmak isterseniz havlu kenarınızın altına ben önceden paylaşmıştım 5 farklı model. Onları şu an ekranın sağ üst köşesine ve videonun altındaki açıklamayla başa tutturulan yoruma ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Malzemelerimiz hazırsa havlu kenarımızın yapımına geçebiliriz. Şimdi ben öncelikle havlu kenarının alt kısmının yapılışını göstereceğim. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. Daha önce yakın zamanda havlu kenarı alt modellerinin farklı çeşitlerini 5 farklı model göstermiştim. Onların yapılışlarıyla birlikte, ama bu biraz farklı olduğu için yine bunu da göstermek istedim. Bu arada bunlar nedir diye soracak olursanız şimdiden söyleyeyim. Bunlar ataş, yani ilmek belirleyici veya ilmeklerimin ben sökülmemesi için kullandığım bu çeşit aparat. Şimdi bunu kenara alıyorum. Siz bunun başlangıcını aslında merak ediyorsanız 6 zincir çekip bir sık iğne yaparak küçük bir halka oluşturarak örmeye başlayabilirsiniz. Ardından ben hemen 3 zincir çekiyorum devamı olduğu için, siz direkt olarak ördüğünüz yuvanın içerisine 3 zincir çekerek aynı işlemi şu an yaptığım gibi bir tığ üstü alıp bir tekli trabzan, tekrar bir tane daha, 3 tane tekli trabzan örüyoruz. 3 zincir çekip yeniden aynı yuvanın içerisine 3 tane tekli trabzan örüyoruz. Dönüşlerde, yani bir üst sıraya dönüşte 3 zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Oluşan yuvanın içerisine, orta kısmına tekrar 3 tekli trabzan, 3 zincir, yeniden 3 tane tekli trabzan şeklinde devam ettiriyoruz. Oyamızın, daha doğrusu ağzım alışmış, bir kere oya diyorum ama havlu kenarımızın, dantelimizin alt kısmı bu işlemden ibaret. Böyle devam ettikten sonra, ördükten sonra böyle ipi kesebilirsiniz veya direkt olarak buradan dönüp havlu kenarınızın üst kısmına devam edebilirsiniz, başlayabilirsiniz. Ben şimdi rötuş yapayım ve havlu kenarımızın ilk sırasına geçelim. Dantelimizin ilk sıraları diğer sıralarla hemen hemen aynı. Sadece biraz, nasıl desem, battığımız noktalar farklı oluyor. Onu göstereceğim sizlere. Herhangi bir şu kenarda bulunan yuvaların birine sık iğne veya tekli trabzan yaparak başlayabilirsiniz. Ben şimdi bir diğerine geçeceğim için 12 tane zincir çekiyorum. Ardından burası başlangıç olarak görebilirsiniz burayı. Bir tığ üstü alıp kenarda bulunan yuvaların birine tıpkı alt kısımda olduğu gibi 3 tane tekli trabzan örüyoruz. 3 zincir çekip tekrardan 3 tane tekli trabzan öreceğiz. Bu modeli, daha doğrusu ilk sıramızı da havlu kenarının rengiyle birlikte aynı renkte yapabilirsiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Ama farklı renklerle de yapabilirsiniz. Havlunuza uyumlu olacak biçimde. Şimdi işlemimiz bitti. 12 tane zincir çekiyoruz tekrar. Bir tane boş motif bırakıyoruz. Şu kenarda görünen yuvaların biri boş olacak. Ve bir diğerine batarak trabzanlarımızın yapımına devam ediyoruz. Ardından havlu kenarımızın ikinci sırasına ve renkli kısmına geçiyoruz. Burada siz devam ettirebilirsiniz havlu kenarınızın devamını.
getirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu zincir sayısı eğer fazla gelirse veya eksik gelirse, zevkinize göre tabii bu. İpinizin kalınlığına, tığınızın inceliğine göre bu etkenler tabii ki değiştirebilir. Bu sayıyı ayarlayabilirsiniz. Eksiltip çoğaltabilirsiniz yani istediğiniz gibi. Şimdi geçelim oyamızın, havlu kenarımızın ikinci sırasına. Devamını getiriyorum ben havlu kenarımın. Siz direkt olarak gördüğünüz gibi şu yuvanın ortasına bir tane sık iğne yaparak başlayabilirsiniz. Hiç zincir çekmeden hemen 12 tane zincir çekmiştik. Onun içine batarak ilk etapta 8 tane tekli trabzan örüyoruz. Orta kısmına bu 8 tekli trabzanın ardından 3 tane zincir çekerek bir üst sıranın zeminini hazırlayacağız. Ardından sağ tarafta olduğu gibi sol tarafa da 8 tane tekli trabzan örerek burayı bitireceğiz. Şimdi kaç tane yaptığıma bir bakayım. 6, 7, bir tane daha örüyorum hemen. 3 zincir çekip tekrar 8 tane tekli trabzan yapıyorum. Dediğim gibi aslında sıraları renk renk, farklı farklı renklerden örebilirsiniz ve güzel sonuçlar da ortaya çıkabilir. Ve 8. 8. trabzanın ardından alt kısımda bulunan şu 3 zincirin ortasına direkt olarak zincir çekmeden batarak sabitliyoruz. Ardından yine hiç zincir çekmeden diğerine de aynı işlemi uyguluyoruz ve havlu kenarımızın bu üst sırası, bu sırası bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz uzunluğa geldikten sonra havlu kenarınızın uzunluğunu yani ördükten sonra bir üst sıraya geçeceğiz ve ben o noktaya kadar burayı hızlıca geçiyorum. Bir üst sıraya devam etmeden önce göstermek istediğim bir husus var sizlere. Daha doğrusu size bir fikrim olacak. Ben bunu önceden hazırladım, devamını göstermeden önce bu kadar ördüm, hazırladım havlu kenarını ve bu şekilde piramit şeklinde veya dağ şeklinde bir havlu kenarımız oluştu. İsterseniz benim gibi burada örüp buralarda ipleri kesebilirsiniz ve diğer motiflerin üzerine aynı motifleri dağ şeklinde örerek devam ettirebilirsiniz. Fakat bu model aslında öyle değil. Sıralı olarak devam ediyor. Yani 3 sıra halinde burayı örüyoruz ve düz bir havlu kenarı oluşturuyoruz. Onu söylemek istedim. Size de bir fikir alternatif olabilir. Onu söyledikten sonra hemen geçiyoruz bir sonraki sıraya. Aslında bu sırada da alt sırada olduğu gibi 12 zincir çekiyoruz. Yalnızca batmamız gereken nokta değişiyor. Çektikten sonra kırmızı trabzanların ortasında 3 tane zincir çekmiştik. Tam o zincirin içerisine batarak 3 tekli trabzan, yeniden 3 zincir çekiyoruz ki bir üst sıranın zeminini hazırlamış oluyoruz burada. Yeniden 3 tane tekli trabzan örüyoruz ve böylece devam ettiriyoruz havlu kenarımızın ardını getiriyoruz. Ve böylece devam ederek toplamda 3 sıra öreceğiz. Yalnızca bu son sırada farklı bir işlem uygulayacağız. Oraya gelene kadar ben 3 sıra halinde havlu kenarımızı bitireyim. Oraya gelince tarif edeceğim sizlere. Son sırada değişen işlemi sizlere hemen göstereceğim. Yine beyaz ipe geçiş yaptık ve bu kırmızı noktalardan alt sırada şuraya battığımız, örmüş olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak başlıyoruz ve ardından 7 veya 8 tane sık iğne örerek, ben 7 tane öreceğim çünkü bir önceki motifte 8 tane ördüm ve biraz gördüğünüz gibi potluk oluştu. 7 tane sık zincir ördükten sonra kırmızı yuvanın içerisine batıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine tekrar bir sık iğne örerek bir tane büyük kirpik yapıyorum. Eğer küçük kirpik seviyorsanız küçük de yapabilirsiniz veya aklınızda farklı motifler varsa buraya farklı motifler yaparak yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz havlu kenarınızı.
Ben bu şekilde modele uygun olarak 3 tane büyük kirpik ördüm. Tekrar 7 tane zincir çekerek hemen sonraki sık iğnenin tepesine batarak sabitliyorum. Ve aslında havlu kenarımızın etrafına, son sırasına bir nevi kontür yapmış oluyoruz. Devam ediyoruz. Burayı da bitirdikten sonra artık havlu kenarımızın ütülü ve bitmiş halini göreceğiz hep birlikte. Eğer takıldığınız noktalar olursa bana sorabilirsiniz. Ben şimdi bunu kesiyorum. Bir zincir çekerek bitiriyorum. Nedense bitmek istemiyor. Her defasında son ilmek sökülüyor. Şimdi bitiriyoruz ve görelim son halini. Ve ütüledikten sonraki sonuç da budur. Umarım beğenirsiniz sizler de. Örecek olanları şimdiden kolay gelsin diyorum. Takıldığınız noktalar olursa tekrar söylüyorum. Bana sorabilirsiniz. Onun haricinde henüz kanalımıza abone olmayanlar için tekrar hatırlatayım. Ekranın sağ alt kısmında ve videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aynı noktadaki zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Her videodan haberdar olabilmeniz için bu önemli. Onun dışında videonun beğen butonuna tıklayıp benimle bir yorum, bir düşünce paylaşırsanız sevinirim. Evet hanımlar, yepyeni bir anlatımı da geride bıraktık. Yeniden buluşmak dileğiyle diyorum yeni bir modelde. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.